edenlerden biriydi. Ondan sonraki rektörlerin üniversiteleri teknolojiye, yeniliğe, açıklığa, toplumla, iş dünyasına, özleşmeye, birleşme yerine daha da kapalı hale getirdiler. Yani tabii işte o söylüyorum, akademisyen neyse, kalitesini onu kenara bırakalım. Evet. Enerji evet. Konusu. Şimdi bunun kısa vadede çözümü yok. Hı hı. Ha, kısa vadedeki yapılabilecek olan bu özelleştirilmiş olan bölgelerdeki şirketlerin hakikaten çok ciddi bir şekilde önce yeminli mali müşavirler tarafından bunlar yükümlülüklerini yerine getirdiler mi? O var. Şimdi kendilerine bir imtiyaz verildi. Bakın kendileriyle bir kira sözleşmesi falan değil bu. Apayrı bir kavramdır hukukta. Hukukçular daha iyi bilir ama imtiyazdır, kapitülasyondur bir yani. Aslında tam onu söyleyeceğim. Chester planı gibi. Gerçi uygulanmadı ama en doğru tabir kapitülasyon. Tabii yani Osmanlı'da da verilen de imtiyazdı. Onun adı kapitülasyon, kapitülasyon denir. Kapitülasyon aslında kayıtsız şartsız teslim olmadır. Hı. Ama imtiyaz aslında değildir. O imtiyazı hakkaniyetle kullanmıyorsan geri alabilirsin şeyinle. Şimdi bunlar sözleşmedeki bütün kuralları yerine getirdi mi? Getirmiyorlar. Ha, o zaman bunların acilen kamulaştırılması lazım. EPDK ne iş yapıyor efendim? Enerji Piyasası Denetleme Kurulu. Tamam, ben şimdi siyasi irade açısından tamam belirtiyorum. Neler yap veya neler yapılabilecek seçeneklerini ortaya koyalım. Sonra kim bu iradeyi koyacak, nasıl koyacak diyerek. Şimdi ben muhalefetten beklerdim ki böyle bir yaklaşımı olsun. Bugün her parti içerisinde bu konuda gerek partinin kendi bünyesinde gerekse partiye yakınlık gösteren ciddi araştırmacı insanlar var. Gençler var, şunlar var. Seferber edin ya bir telefonla. Bölgenizdeki bu şirketlerin işte bütün rakamlarını, şusunu, busunu internete girin, ıcığını, cıcığını çıkarın. Yok, onun yerine zamlar geri alınmazsa ben ödemeyeceğim. Şimdi bakın, hiçbir eleştiri yanında çözüm getirmediği takdirde geçerli değildir. Yani bilim açısından, bilimi gelişmesini sağlayan şüphecilik açısından. Onu, yaptığınız eleştiri bir şüpheciliktir. Yani ben bunu bu şekilde olduğuna inanmıyorum. Bir saniye orada bir nokta koyunuz. Devam edeceksiniz. Tam burada bir şey soracağım politik olarak. Sizin döneminizde, mecliste olduğunuz dönemde, bakanlık yaptığınız dönemde muhalefet herhangi bir sorunla ilgili, işte sizin Sağlık Bakanlığı döneminiz, Turizm Bakanlığı döneminiz, gen soru verdiğinde ona yanıt veriyor muydunuz? Veriyorduk. Bir çok güzel. Şimdi yani yazı soru önergesi diye. Soru önergesi. Soru önergesi. Özür diliyorum. Tabii, soru önergesi. Sorduklarınız. Yani gen soru cevapsız kalması gen, istisnadır. Tabii gen soru farklı. Özür diliyorum. Doğru düzelttiler. Teşekkür ediyorum. Soru önergesi verdiğinde yanıt veriyordunuz. Peki. Ancak şimdiki sistemde ortalıkta bakan yok ki, kimse ona ulaşamıyor ki, verdiklerinde hiçbir zaman yanıt gelmiyor ki efendim. Gelmiyor. Anladım. Bak, bu bunun büyük problemi var bu bunun, tek bu şekilde, adam sisteminin. Bunun bu şekilde olması aslında o bakanların zaafını gösterir. Çok şeyde, doğru. Gayet açık. Çok doğru. Ondan hepsi Tayyip Bey'in ağzına bakıyor çünkü. Ve evet kendilerini meclise, milletvekillerine karşı sorumlu hissetmiyorlar. Bu da zaten iktidar partisi milletvekillerinin de çok ciddi bir sorunu. Hı hı. Çünkü milletvekili halka en yakın olan insan. Halkın en yakın erişebildiği, her türlü sorununu iletebildiği bir kişi. Bu sistem de son derece önemlidir. Meclise ayda ortalama 10 bin kişi, şey ne diyorum ayda, günde 10 bine yakın insan geldiği oluyor. Bakın şeyinde bazı zamanlarda yani parti genel başkanlarının konuşma yaptığı öne ama ortalama meclise günde 5-6 bin kişi geliyor. Meclis bir çare arama yeri. Herkese açık. Ve bugün Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kadar halka açık ikinci bir yer yok. Tamam ama artık meclisin işlevi kayboldu. Sizin söylediğiniz şekilde o sorun şimdi tartışılamıyor ki. Geleceğim oraya. Biliyorum geleceğinizi. Hayır. Lafın önüne açıldığı belli nereye gidince. Fakat şimdi meclis de çare bulamaz. Çare üretemez, bulamaz. Çare neyle vardı? Bakanlar orada. Bakanlar arkadaşın, parti içerisinden tanıyorsun, ediyorsun bilmem ne vesaire silim. Rica ediyorsun ondan sonra. Grup toplantısına bakanlar da katıldığı için grup toplantısında konuyu önlerine getirebiliyorsun. Ortada çok ciddi bir iletişim oluyor. Yani bugün bütün bakanların en azından iktidar partisinin grup toplantılarına katılması lazım. Sorulara cevap vermesi lazım. Yani hani deniyor ya kuvvetlendirilmiş parlamenter sistem vesairesi. Bunun gibi hususlar herhangi bir yasa falan olmadan da teamül olarak ortaya konabilir. Bu meclis başkasının
yetkisinde demeyeyim de önderliğinde gerçekleşebilir. Çok güzel. Şimdi siz zat halinizde çok iyi biliyorsunuz ki stratejinin tanımından birisi nedir efendim? Olanaklarla koşulları örtüştürme sanatı. Yüzün üzerinde tanımı var stratejinin ama en pratik tanımlarından birisi bu. Bu durumda gerçek bu. Yani bakanlar artık bir sekreter pozisyonda ABD'deki sistemde olduğu gibi. O zaman ana muhalefet partisi başkanının bu çıkışı haklılık ve meşruiyet kazanmıyor mu? Hayır. Peki neden? Neden? Çünkü şöyle diyeyim. Çözüm yok. Ana muhalefet partisi önce bir çözümü önermek zorundadır. Şunu demek zorundadır. İktidara talip iddiasında olan bir partinin. Benim Türkiye enerji politikam, tamam mı? Hazırlanmış şu raporlar, web sitesine koyduğum, şu yerlerde tartıştığıma göre öncelikle şunların yapılması gerekir. Lafın gelişi. Şu anda enerji üretiminde kaçak %15'tir. Yani elektriği alıp parasını ödemeyen. Dağıtım sistemindeki ondan sonra tellerin, şunların, bunların yetersiz olmasından dolayı enerji kaybının yüzdesi şu kadardır. Yani siz santralda diyelim 100 birim enerji üretiyorsunuz ama gerek tellerde, kablolarda kaybolan enerji, gerek trafolarda kaybolan enerjiyle vardığı yere 90-85 gidiyor. Bu kayıp. Aynen tarladan toplanan ürünün tarladan itibaren kamyona, hale, manava gelinceye kadar çürüye çıkanların olması gibi. Ya da su kaybımızda evet, olduğu gibi. Evet, safrası olması gibi. 100 kilo domates çıkıyor ama manavda ancak 85 kilosu gelebiliyor sağlam olarak. Şimdi muhalefetin önce bunları ortaya koyması lazım. Yani muhalefetin bu zamların geri çekilebileceğini teknik olarak ya da bir kısmının hemen gösterebilecek bir yapıya sahip olması lazım. Yani bu şuna benziyor, bir itfaiye var ama yangını söndürecek aracı gereci yok, tamam mı? Yangın konusunda yalnız laf yapıyor. Olmaz böyle bir şey. Peki şimdi, demin söylediğiniz çözüm olabilir mi efendim? O dediniz ya, bu gelecek denetlenecek, gerek EPDK gerek işte şeyler, neyse sistem kurulup eğer özelleştirme sonucu verilmiş olan şirketler bunu yapılabilecekken yapmayıp yalnızca tabii kazanç peşinde koştuklarında dediniz ya kamulaştırılabilir diye. Tabii. Mesela bu bir çözüm olur mu? Kamulaştırma. Olur tabii. Peki ama siyasal iktidar ısrarla özelleştirme hayır, deyip bakın, bunun peşine düşüyor. Nasıl olacak bu iş? Şöyle diyeyim. Özelleştirme olayı özünde doğrudur. Tamam. Eğer özel sektör belirli bir iş ahlakına sahipse. Şimdi siz karşınızdakinin korunmuş koca bir kurumun, tamam mı? Bu bir bankadır, bir cep telefon şirketidir, büyük bir kuruluştur, işte enerji tahsile denir. Yani en büyüklerinde bile ben de çok örnekler yaşadım. Maalesef Türkiye'nin en